Ana o bizim oğlan boyacı olmuş. Biz babası dilenci olur diyorduk, oğlu olmuş. Dilenci değilim ben bir kere. Gerekirse çalışır bakarım ona. Bırak lan beni baba. Baba. Ne oluyor orada? Bırak lan çocuğu. Kaçma lan, gel bırak. Veysel'im, anamgiller Hatça Dudu ablalara ekmek yapmaya gittiler. Ben de bir yardım edeyim, geleyim olur mu? Tamam Gülüm, tamam. Hadi dikkat et. Tamam, hadi yavrum. Ramazan, açacak mısın artık gözlerimi? Hadi. Tamam. Neresi burası? Nereye getirdin beni? Burası senin saz evin Asuma. Saz evi mi? Yani biraz böyle bakımsız duruyor ama... Yani amcalarımla beraber... İşte el ele verip, omuz omuza verip burayı böyle güzel bir adam ederiz. Şuraya da böyle sandalyeleri koyarız. Öğrencilerinle beraber yanık yanık türkü okursun. Yoldan geçenlerin, duyanların kulaklarının pası silinir. He? Şuraya da böyle komple sazları asarız Asuman. Ne diyorsun? Beğenmedin mi? Beğenmediysen tamam, başka dükkan bakarız. Beğendim, beğendim tabii. Ben hiç böyle bir şey beklemediğim için yeteceğimi bilemedim. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben hatamı anladım Asuman. Burası benim sana özür hediyem. Seni görmediğim, şarkı söylemeni istemediğim günler için senden çok özür dilerim. Artık biz bu dünyadan göçsek bile Asuman'ın saz evi hep var olacak. Nesilden nesile sanatını ve müziğini aktaracak. Benim için bile olsa müzikten asla vazgeçmeyeceksin. Seni yakarım, sonra sülaleni yakarım, sonra kendimi yakarım. Bana bak! Seni bir daha oğlumun çevresinde görürsem kafanı patlatırım senin. Duydun mu lan? Sit. Oğlum, ne oldu oğlum? He? Tamam, tamam yok bir şey. Bazı hikayeler bittiği yerden başlar demişti babam. Hiçbir hikaye yarım kalmaz ve bitmez de hiçbir hikaye. Yeryüzü var olduğu sürece. Bazen zaman değişir, mekan değişir, sayfalar, satırlar değişir ama... ...hikayeler hiç değişmez demişti. Vazgeçmek ve yaşanan her şeye teslim olmak. İnsanoğlunun en değişmez kaderi. (Gülüyor)
taşlar düşüyor. Allah Allah. Allah İnsan çabalayan bir varlıktır, bunu anladım. Ömrü boyunca hep çabalar insan. Kimi bir yere yetişmek için çabalar, kimi istediği hayatı yaşayabilmek için. Kimi anne baba olabilmek için çabalar. Yaralarını sarabilmek için. Kimi iyi bir insan olmak için çabalar. Ne için çabaladım hayatım boyunca? Ben hangi parçası oldum bu hikayenin? Aşk için mi? Öğrencilerim için mi? Kendim olabilmek için mi? Peki ya ben kimdim? Annem kimdi benim? Babam kimdi? Neden gerçek gibi değildi hiçbir şey? Selma? Anne? Bir misafirimiz var. Benim nasibime düşen sorular bunlardı. Benim nasibime düşen hikaye buydu. Ben Selma öğretmenin babasıyım. Benim bu işlere rızam yok. Ben kızımı vermiyorum. O gün ben kim olduğumu anladım. Ve içimden baba babadır dedim. Bu hikaye bunu dedirtti. Baba babadır. Nerede, ne durumda, hangi şartlarda olursa olsun. Baba babadır ve bazen gölgesi bile yeter bir çocuk için. Mesela. Selma! Selma Hanım.
Yani ben zamansız mı geldim bilmiyorum ama geç kalmak da istemedim. Taner Bey hiç... Biliyorum hiç sırası değil. Farkındayım. Ama ben bunları söylemek zorundayım. Bakın Selma Hanım, ben yıllarca içimde bir takım duygularla boğuştum. Belki kaçtım. Belki inanmak istemedim. Direndim, baskıladım. Ama işte insanın söz geçiremediği ve nereye saklarsa saklasın bir yolunu bulup ortaya çıkacak duyguları varmış. İşte benim de bu duygularım çıktı ortaya. O kadar berrak bir şekilde çıktı ki. Yüzleştim. Duygularımla yüzleştim. Yani size olan duygularımla. Bu ne zaman oldu, nasıl oldu inanın bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ben sizden başka hiçbir şey düşünemiyorum Selma Hanım. Yani rüyalarımda siz. Yani uyandığımda o tarifsiz acı. Sizi görmediğim günler yaşadığım o mutsuzluk. Ben bu duyguları çok iyi biliyorum Selma Hanım. Çok iyi biliyorum. Yani evet, geç kaldım farkındayım. Yani sizi üzdüğümün farkındayım. Kalbinizi kırdım. Size haksızlık ettim biliyorum. Ama bizim için bir şans var mıdır? Yeni bir hikaye başlamak için. Bir şansım olan mıdır?